Burası Sparta! Bu sahneyi hepimiz biliyoruz. Bu sahne Leonidas'ın, Spartalı Leonidas'ın Pers elçisine kuyuya gönderdiği bir sahne. Peki World of Tank'la bunun ne alakası var diyecekseniz, bir de şöyle bir şey izleteyim size. Tüm şartlara rağmen bunu yapabilirdik. Sıcak geçitleri tutabilirdik. Kazanabilirdik. Şimdi bunun ne alakası var diyecekseniz, oyunu izlediğinizde tamamen anlayacaksınız. Oyundayız. Selamlar herkese. Foytlar haritasındayız. Obje 777, Fraternal Replay'ı. Burada Obje 777'nin gerçekten çok başarılı bir zırhını göreceğiz. İyi bir hat tutan tank olduğunu göreceğiz. Ama ondan ziyade haritadaki muazzam ebdekleri göreceğiz. 300 Sparta filminde de az önce gördüğünüz gibi bir ihanet vardı. Arkadan dolaşmalarına sebep oldu. Ve düşman arkadan dolaşınca 300 Spartalılar düştü. Burada aynı mantık oluyor. Obje 777 Fırat yukarı doğru çıkıyor. Gideceği yer belli. Genelde bu haritada ağır tanksanız, Forkler haritasında ağır tanksanız gideceğiniz hat J3-4 hattıdır. Burayı tutabilirsiniz tabi. Tankınızın özelliğine göre de pozisyonunuzu ona göre alırsınız. Şimdi Fırat burada side scrap yapacak. Şu anda bir tank var karşısında. TNH tankı. Fakat haritaya baktığımızda Fırat'ın olduğu bölgeye çok fazla tank geliyor gibi görüyoruz biz. En az 2, 3, 4 tank oraya girecek izlenimini veriyor bize. Fırat side scrap yapmaya devam edecek bu pozisyonda. İlk atışını yapacak Fırat. Pozisyonunu alıyor. Obje 257'de de geldi. Seviye 9'un iyi tanklarından biri. Çok dar bir geçit burası. Bu dar geçitte ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz. AF Phase arkaya Fırat'a desteğe geliyor. Ve bir de Obje 252U Fırat'a desteğe geliyor. Seviye 9'lar var Fırat'ın karşısında. Bu biraz adil olmuş açıkçası. Seviye 10 olsa belki bu kadar rahat tutamayabilirdi bu hattı Fırat. T28 Sport prototip Fırat'a hasarını veriyor. Fırat da hasarını veriyor. İki atış sektirdi Fırat. Şu anda Fırat için her şey iyi gidiyor. Fakat riskli bir pozisyonda Fırat. Çünkü karşısında toplamda göreceksiniz siz de şimdi. Biraz daha zoom yaparsa 1, 2, 3, 4, 5 tank var. Ve Obje 257 de sanki arkadan gelecekmiş havası var. Fırat pozisyonu koruyor. 1300 hasar verecekti eğer rakipler Fırat olmasaydı orada. Çünkü 1360 hasarı zırhında eritti. Ve dediğimiz gibi Obje 257 de Fırat'ın olduğu pozisyona geldi. Fırat çok ince atışlar yapıyor. IS-4 topu olan bir tank Obje 277. Alçak profilli bir tank ve biraz sonra olacaklar. Gerçekten çok ilginç şeyler olacak. Onları da hep birlikte göreceğiz. Şu anda Fırat'ın karşısında gördüğünüz gibi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tank var. Ve Fırat'ın arkasında da 2 tane destekçisi var. Fırat'ı delemiyorlar. Bunun için daha öne çıkıp ateş etmeleri gerekiyor. Fakat tabii öne de çıkmayı göze almadıkları için tüm atışlar Fırat'ın zırhında eriyor. Gördüğünüz gibi Fırat'ın arkasındaki tanklar da hafif alacak tanklar değil. Fırat'ın desteğe gelen tanklar. Onlar da kaliteli tanklar. Gördüğünüz gibi onların da zırh profili gayet iyi olduğunu göreceksiniz eğer tank cici'ye bakarsanız. Şimdi burada anlatmak istediğim asıl önemli şey yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ama ondan önce ben ilginç olan şeyi göstermek istiyorum. Çok da güzel bir yerde durdurmuşum. Şöyle yapayım. Şimdi alçak profilli tank ne işe yarar sorusunu burada birebir Obje 277 ve CC-1MK tankı gösteriyor. Fırat'ın alçak profili CC-1MK tankının ve arkasına gelecek tüm tankların, şöyle haritayı da küçülteyim biraz, tüm tankların ön altını kapatıyor. Şu ön alt kapatıldığı için, şu bölgedeki ön alt kapatıldığı için düşman bu tankları zaten taretten delmesinin çok zor olduğunu biliyor. Çok ince hassas atışlar yapması gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil. Dolayısıyla Fırat aslında side scrap yaparak kendini koruyor ve bulunduğu pozisyonda da arkasındaki tankların ön altını koruyarak sanki onlara bir kaya ya da bir duvar gibi pozisyon almalarına olanak veriyor. Sonra diğer olaya gelelim. Yavaş yavaş oluşmaya başlayan olay hakkında konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi haritada burada muazzam bir savaş sürerken IS-3-2, Scorpion gibi tanklar arkada bekliyor. Şu durumda evet arkada beklemeleri mantıklı gelebilir size. Çok yanlış bir şey olmayabilir gibi görüntüsü var. Fakat biraz sonra bu haritanın çok enteresan bir hal alacağını göreceksiniz. Zaten baştaki o girizgah da
Bu yüzden de. Devam edelim, çok uzatmayalım lafı. Fırat'ın burada gördüğünüz gibi yine zırhı mükemmel bir şekilde gelen neredeyse tüm atışları sektiriyor. Tabii ki düşman birazcık daha risk alarak daha ön plana çıkmaya çalışıyor. Arkadaki iki tank da çok akıllı tank. Hem AFS hem MK1 tankı. Fırat'ın alt zırhını çok iyi kullanıyorlar. Yani Fırat'ı bir kayı gibi çok iyi kullanıyorlar. Fırat da ufak ufak çıkan tankların paletine atış ederek onlara hasar veriyor. Fırat 3100 atış yaptırdı. 5'e 2 skor. Burada 3 tanklar ve karşılarında toplamda 6 tank var. 6 tankı birden tutuyorlar. Şimdi haritaya tekrar geçelim arkadaşlar. Şu anda düşman T-92'sinin gördüğümüz pozisyona herhangi birinin geçip oradan F-5 hattından çıkacak tanklara ve yine C-6, D-6, E-6 hattından ilerleyecek tanklara bir dur diyebilecek pozisyon alması lazım birinin. Bu en mantıklı Scorpion ama tabii ki onların hiçbir şekilde umurunda değil. Zaten oyun ilerleyen dakikalarında da onların bu hatasından dolayı çok feci şeyler olacağını göreceksiniz. Fırat zırhından sektirmeye devam ediyor. Hiçbir şey eksilmedi Fırat'tan. Çok az bir canı yaralandı diyebiliriz. Ama onun dışında Fırat'ın verdiği hasar da 2200'e ulaştı. 3100 zırh tarafından engellenen hasar oldu. Fırat'ın obje 777'siyle. Bir ağır tank nasıl oynanır sorusuna burada Fırat çok net cevap veriyor. Sektiriyor, hasar alıyor gerekli yerde ve hasar veriyor. Ağır tankın en önemli fonksiyonu budur arkadaşlar. Hasar alıp hasar vermesi. Şimdi durdurdum. Skor 2'ye 6. Şimdi haritaya bakıyorsunuz. Bir IS-3-2 evet aşağı iniyor. Bir Scorpion aşağı iniyor görüntüsü var değil mi? BZ de orayı terk etmiş. BZ niye terk etti? O da çok enteresan. Arkası hiçbir şekilde maçla alakası olmayan durumda. Yani arkasının umurunda değil maç. Onlar sadece orada ben durayım, buradan geçenleri vurayım kafasında oynuyorlar. THN'ye bir atış yapıyoruz. Onun palette kalıyor atışımız. Ve şimdi bakın şurada tekrar duruyorum. Arkadaki T-Zone Age, Scorpion, IS-3-2 çok önceden pozisyon almaları gerekirken yaptıkları şey ne? Oldukları yerde beklemek ve daha yeni yeni kendi base'lerine doğru. Demin dediğim E5, E6, E7 ya da F5, F6, F7 hattına doğru gelmeleri. Arkanız boş olduğunda arkanızdan mutlaka atış yersiniz. Böyle bir durumda rakip takım oyunu okuyarak mutlaka sizi arkalar. Fırat burada muazzam bir şekilde direnmeye devam ediyor. Diğer iki tankla hasar aldığı oluyor, hasar verdiği olur. Öne çıkan VK-101'e hasar veriyor ki bu seviye 8'in en zırh tanklarından biridir. Ama olsun seviye 8 versiyonu diyebilirim. MY tankı tekrar zırhından sektiriyor. Artık giderek buraya sıkıştılar ve bu dar hattı, bu ince koridoru tutmaya çalışıyorlar. Bu arada arkadaki CC1 MK tankının da canını çok iyi koruduğunu görüyoruz. Aslında 7'ye 4 bir umut var diyorsunuz şu anda oynarken ama o umut Fırat'a bağlı değil şu anda. Ya da Fırat'ın yanındaki adamlara bağlı değil. Onlar ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Burada 6 tanka karşı durmak kolay değil arkadaşlar. 3 tank birden çıksa Fırat ölecek. Bakın 3 tank birden çıksa Fırat ölecek. Fırat öldükten sonra VK CC tankına gelecek, o da ölecek. Ama rakip de biraz pasif oynuyor. Rakip de korkak oynadığı için burada bu teknik çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi 2 atış, 3 atışı daha sektirdi Fırat. Ve artık rakip de basmak istiyor. Çünkü her geçen dakika rakip şunu düşünüyor. Biz basmadığımız sürece bunların direnci artıyor kafasındalar. Ve arkadan arkadaşları geleceği için hasarları onlar alacak diye düşünüyor. Şu anda gördüğümüz kırmızı takımdaki tanklar. Fırat burada birazcık açığa çıktı. Bir atış yedi. Hemen içeri girmesi gerek. Girebilecek mi? Acele etti tabii ki burada Fırat. IS-4 topu çok da stabil bir top değil. Şimdi durdurduk. Durdurduk ve burada ben bu arkadaki Scorpion'un da T-103'ün de deyip noktayı boşluğu koyuyorum. Orayı siz doldurun arkadaşlar. Bakın burada çok kaliteli bir oyuncu olmanıza gerek yok. Burada World of Tank'ın çok büyük mekaniklerini bilmenize gerek yok. Bu her takım oyununda bu şekilde işler. Eğer haritaya baktığınızda tüm tankların yeri az çok belliyse ve siz çok saçma salak bir yerde duruyorsanız Scorpion ve T-103 siz bu oyundan hiç anlamıyorsunuz demektir. Bakın
Hemen sayalım. Fırtın önünde kaç adam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haritada kaç tane var? 1, 2, 3. Peki toplamda kaç tank var? 10. Yani şu demek oluyor. Bir tank daha herhangi bir yerde fakat onun yerini bilmiyoruz. Onun dışında tankların 6'sı burada, 3'ü burada. Bir tane tank. Ve bu iki adam neyi bekliyor burada? Yani buradan çıkacak, bu adamın böyle dolaşacağını mı sanıyor? Bu adamın böyle dolaşacağını mı sanıyor? Şu adamlar yaklaşık 1,5-2 dakika önce şuradan şöyle dolaşıp buraya gelmeleri gerekiyordu. Özellikle başta Scorpio. Şu anda Umut var diyoruz ama tekrar söylüyorum, Umut Fırat'a ve onun hattını tutan iki zırhlı tanka bağlı değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor. Burada haritayı okumayan, belki de okuyup da sallamayan iki tane tank görüyoruz. T-103 şimdi harekete geçiyor fakat artık her şey çok geç. Çünkü EBR arkadan dolaşıp BZ'yi öldürüyor. Pardon, E-75'i öldürüyor EBR. IS-3-2 aşağı indi. Birazcık kafası çalışıyor ama çok daha önceden yapması gerekiyordu bu hamleyi. Fırat sektirmeye devam ediyor ama artık çok çaresizler ve arkadan ateş geliyor. Bakın kim ateş etti Fırat'a? Wehrhoff Panzer. Wehrhoff Panzer Fırat'a buradan ateş ediyor arkadaşlar. Buradan. Askerlerime Spartanların arkasına götürecek olan gizli yolu göster. Ve sizin tank avcınız burada. Diğer tank avcınız burada. Bu ne yapıyor biliyor musunuz şu anda? Göreceksiniz. İkisi iki şık var. Bir buraya basması, iki buraya basması. Peki şu anda hangisini yapması daha önemli? Ya da daha doğru? İkisini de söyleyeyim. İkisi de önemsiz artık. İş işten geçti abicim. Bu adamlar çok şuradaki 3 arkadaş, 4 arkadaş, pardon 3 arkadaş çok açık ve net bir şekilde buradaki tankların atış menziline, görüş mesafesine girdi. Artık iş bitti. Bu dakikadan sonra hiçbir şekilde bu maçı döndüremezler. Scorpion da hamle yapacak bakın. Scorpion da hamle yapacak. Ben Fırat'ı tahmin edebiliyorum. Şu anda çıldırıyordur yani. Ben olsam çıldırırım. Scorpion da hamle yapacak ama artık her şey bitti. T-103 rakip kepi düşünüyor. Oraya doğru gidiyor. Scorpion hala ne yapacağının farkında değil. Bari geri gideyim diyor. Bari ileri gideyim diyor. Haritada görüyorsunuz. World of Tank böyle bir oyun. Rakip şu anda hunharca basıyor ve trajik, komik bir şekilde, trajik bir şekilde Fırat'ın, MK'nın, CC'nin oradaki direnmeleri, AE Phase de vardı bunların içinde. Fırat'ın hattındaki direnmelerin hiçbir önemi kalmadı. Şimdi Scorpion'a sormak istiyorum. Ne amaçla orada durdun? Ne amaçla? Yani haritaya bakmadın mı? Çekirdek mi çitliyordun? Ne yapıyordun? IS-3-2. Hala soruyorum. Artık zaten bu dakikadan sonra ne yaptıklarının ya da hangi tankı vurduklarının çok bir önemi yok. Oyunda yapmanız gereken dakikalarda bir şeyleri yapmıyorsanız, daha sonra 3000 hasar atsan da ben o oyuncu için ya da o oyun için iyi bir oyun demem. Ha biz de zaman zaman tabii ki böyle hatalar yapabiliriz. Ama bu yapılan şey hata değil. Bu yapılan şey tamamen bilgisizlik, kafanın basmaması ya da daha önceki deneyimlerden tecrübe edinerek Scorpion'un T-103'ün olduğu yerde beklemesi. Nedir o tecrübe deneyim? Ya ben daha önce burada oynamıştım 2 maç, burada 4000 hasar attım, ben burada durmaya devam edeyim. Kafası. Bakalım maç sonu skorlarda ne olmuş? O dediğimiz tanklar neler yapmış? Son olarak IS-3'yi de garaja yolladı rakip. Çok net bir şekilde galibiyet aldı. Bizimkiler de yenildi. Maç sonu skorlardayız. Bakın görüyorsunuz takım skorlarından. MK tankı 4300 damage. Fırat'ın arkasında. Fırat 3870 damage. Obje 252 2200 ve arkadaki THN'ye 1100 ve BZ. Şimdi biz orada kimi eleştirdik hatırlıyorsunuz? T-103, IS-2, Scorpion. Where is the Scorpion? Scorpion da burada. Şimdi olayın vehametini anlatabiliyor muyum arkadaşlar size? 65 damage nedir? Hiç oynama ya. AFK gibi oynamışlar. Keza T-103, 32 hasar. Nedir abi 32 hasar? Ya bakın tekrar söylüyorum. 3000 hasar atsa da artık önemi yok orada. Çünkü o pozisyonda bitti. Olayı bitirdi. Maçı rakibe verdi. Ne yazık ki tabii ki böyle maçlar çıkıyor. Böyle pozisyonlar, böyle olaylar oluyor. Söylemem gereken mutlaka gözünüz haritada olsun. Mutlaka. Haritaya bakın. Destek vermeniz gereken bir yer varsa gidip verin. Takımınızdaki adamın canı azsa onun ölmesi gerekirken siz 300, 400, 500 hasar alın. Hem siz hem o hayatta kalsın.
Bu çok önemli benim gözümde. Onun dışında 5000 hasar atmışsın, 6000 hasar atmışsın. Hiçbir önemi yok. Zamanında gerekli yere gelmedi. Sen çok fazla geyik yaptın. Teşekkür ederim izlediğin için. Hoşçakalın.